her zaman bu şandan o şana gider. Sayın Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Edirne Valisi Günay Özdemir, 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan anıta çelenk sundu. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Edirne Valisi Özdemir, Erdin ve Gürkan valilik makamında tebrikleri kabul etti. Tören daha sonra Talat Paşa Bulvarı'nda devam etti. Öğretmen Üsteğmen Ayşe Cömert günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Büyük Zafer'in 96. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği ve Yüce Türk Milleti'nin bağımsızlığını simgeleyen Zafer Bayramımızın 96. yıl dönümünü kutlamanın gururu, heyecanı ve coşkusu içerisindeyiz. Konuşmanın ardından askeri birlikler, gaziler, Edirne Valiliği Mehteran takımı, öğrenciler, bisiklet kulüpleri geçit merasimi düzenledi. Yurt için yazılan destanlar bizim. Bu ülke bizim. Dalgalansın bayrak. Kutlu olsun sizlere nice bayramlar. Söz bizim. Özgürüz. Mutluyuz öz yurdumuzda. 96'ya vardı yaşımız bizim. Edirne Valisi Günay Özdemir, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı. Ağustos Zafer Bayramı milletimize, ülkemize ve Edirne'mize kutlu olsun. Bütün yurtta olduğu gibi Edirne'de de büyük bir coşkuyla Zafer Bayramı'nı beraber kutladık. Ve bu kutlama programı akşama kadar da devam edecek farklı etkinliklerle. Edirne halkı her zaman olduğu gibi yine her bayramda ciddi bir katılım, ciddi bir heyecanla bu bayramlarımıza sahip çıkıyorlar. Ülkesine, vatanına, milletine, bayrağına, cumhuriyetine, Atatürk'e sahip çıkıyor. Ben öncelikle Edirne halkımıza bundan dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek bayramlarda çok daha iyi, çok daha güzel Türkiye için el ele birlikte hareket edeceğimize de inanıyorum. Kırklareli'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kurum müdürleri, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Vali Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı İnan, Belediye Başkanı Kesimoğlu, askeri araç ile vatandaşların bayramını kutladı. Tören, askeri birlikler ve araçların askeri bando eşliğinde tören geçişiyle sona erdi. Bozkırlar ormanında okyanuslara kaçtı. Tekirdağ'da sahil dolgu alanında düzenlenen törene Vali Mehmet Ceylan, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Selçuk Kubilay Karslı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar kapsamında Vali Ceylan, 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Karslı, milletvekilleri ve Büyük Belediye Başkanı Albayrak, valilik makamında tebrikleri kabul etti.
Tören, askeri birlikler ve araçların tören geçişiyle sona erdi. Metre menzile ve üstün pürtel meydanına sahip olan Doğu Tansı başlandı.